Merhaba sevgili arkadaşlar beklenen AYT kitabımız sonunda çıktı. Ben çok heyecanlıyım. Hem heyecanımı ortak olun, hem de gelin birlikte kitabımızın içeriğine bakalım. Paketimizi açacağız ve paketimi açarken aslında ben şundan bahsedeceğim. Neden bu kadar bekledik AYT kitabımızın çıkması için? Ondan bahsetmiş olacağım. İlk önce bir paketimizi açalım ve kitabımıza bakalım. Böyle verdiğiniz emeğin böyle kanlı canlı elinizde olması böyle garip bir duygu yani şu an böyle söylerken konuşurken falan tekliyor ya insan. Yani o anda gözünden bütün verdiği emek, bütün acıları, bütün, bütün böyle ciğerinin yanıklığının kokusu bu kitaptan geliyor yani. Çok çok heyecanlıyım çünkü çok büyük emek var bu kitapta. Böyle kitabımızı şimdi içeriğine bakacağız ama bakmadan önce neden bu kadar bekledik AYT kitabımızı ondan bahsetmiş olayım. Biliyorsunuz müfredatta değişiklikler oldu ve ben de müfredat değişikliği sonucunda 11 ve 12. sınıf meb kitaplarını şöyle satır satır taradım ki herhangi bir eksik kitabımız da olmasın diye. Çünkü böyle yani eksiksiz bir kaynak yapmak o kadar kolay değil. Bir de arkadaşlar kağıt bekledik. Yani hocam kağıdın nesini bekledik diyebilirsin ama bu şöyle diyeceğim aslında. Piyasada olan kitapların kağıdından kullanmadık biz arkadaşlar. Çünkü çok fazla görsel var kitabımızın içerisinde. Bir biraz sonra da anlatmış olacağım. O görsellerin kalitesi kitapta net bir şekilde görülsün ve arka sayfaya yansımasın diye dergi kağıdı kullanıldı arkadaşlar ve kitap yaparken de o kağıt normalde kullanılan bir kağıt olmadığı için de onun gelmesi biraz uzun sürdü. Çünkü Türkiye'de onu bulmak birazcık zor. Gemi yanaştı, yanaşıyor, indiriliyor falan derken öyle hemen hızlıca olan süreçler değilmiş. Onu anlamış oldum. Ama böyle çok içime sinen bir kitap oldu. Kağıdıyla, küreğiyle diyebilirim. Bir de baskı Sırası bekledik onu da geçtikten Sonra böyle cillop gibi kitabımız Elimize gelmiş oldu Şimdi kitabımızın içeriğine bakacağız Ama dediğim gibi çok içime sinen bir Kitap olduğunu tekrar söylemek istiyorum Noktasından virgülüne kadar Eksiksiz ve anlaşılır bir dille Bu kitabı oluşturdum şimdi Kitabımın iç kısmını açıyorum Ve sizin için hazırlamış olduğum Poster takvim çıkıyor karşıma TYT'deki poster takvimden Tabii ki de farklı çünkü TYT'yi alan arkadaşlarımız da var aynı takvim olsun istemedim. Bunu da çok özenli bir şekilde hazırladım. Görseller, yazılar her biri çok çok özenli hazırlattığım bir içerik olduğunu tekrar söylemek istiyorum. Bunu da böyle size jest olması için hazırlattım ve kitabımın içeriğinde bunu bulmuş olacaksınız. Devam ediyorum hemen diğer sayfayla. Şöyle içindekiler kısmına geleyim. Şuradan poster takvimimiz çıkmasın. İçindekiler kısmının her birinin farklı ünitelerin farklı renkte olduğunu buradan görmüş oluyorsun. Bunun sebebi de üniteyi çok rahat bir şekilde bulabil diye. Mesela hemen şöyle söyleyecek olursam şöyle kitabımı dik bir şekilde tutayım. Burada da o renklerin her birini görmüş oluyorsun. Zaten diyelim ki dördüncü üniteyle ilgili senin aklında bir soru işareti kaldı ve bir hatırlayamadığın bir nokta oldu. Hemen şurayı açıyorsun. 1, 2, 3, 4 diyorsun dördüncü kısmı açtığın zaman dördüncü üniteyi görmüş olacaksın. Tamam mı? Yani bu şekilde içindekiler kısmında da o renkli kısmı böyle kitabın yan sayfasına da ekledim ki her şey çok daha net olsun diye. Böyle renkli renkli bir şekilde kitabımın içindekiler kısmında görmüş oluyorsun. Kamp yoluma geleyim. Kamp yolum benim için böyle çok kıymetli. Böyle değişik ve güzel bir kamp yolu olsun istedim. Böyle sıradan bir kamp yolu olmamasını istediğim için böyle biyolojik ikonların oluştuğu bir kamp yolumuz var. 54 günde AYT Biyoloji halledeceğiz ve buradaki biyolojik ikonlar o üniteye has. Diyelim ki ikinci günde ne var? Nöron var. O zaman sinir sistemi ile alakalı yani nöronlarla alakalı bir şey var demek ki buraya da, ki ben oraya nöron koymuşum. Tamam mı? Yani bu şekilde o konuyla ilgili ikonlar. Bunları da böyle çok özenle hazırlattım. Aslında şey yani böyle olmasa da olur mu? Olur. Ama ben yaptığım işin hakkını vermek istedim arkadaşlar. Böyle iki senelik bir emek bu gerçekten. Aslında şöyle söyleyeyim. Yaptığınızın işin kalitesi olur ya. Beş kalitesinde olduğunu düşünelim. Tamam Beş aşamalı bir kaliteden bahsedelim. Siz 3 değer yapsanız olur, iş görür. Dört de yapsanız olur, hatta iyi de olur. Ama beş yaparsanız hakkını vermiş olursunuz. İşte ben de kağıdıyla, küreğiyle, görseliyle, yazısıyla, çizisiyle böyle her şeyle hakkını verdiğimi düşünüyorum. Eksiksiz bir kaynak olduğunu tekrar söylemiş olayım. Bana YouTube'dan sorular soruyorsunuz. Şu nasıl olur, bu nasıl olur falan diye. Bana en çok sorduğunuz 9 tane soruyu ben derledim burada. Video anlatımıyla birlikte buraya ekledim ve kare kodu okutarak da o video anlatımlarına ulaşabilirsiniz. Hemen yan sayfada zinciri kırma var. Buraya hedefinizi yazacaksınız. Hedefinize ulaşmak için zinciri kırmadan gün gün ilerleyeceksiniz ve böylece daha sağlam adımlarla ilerlediğinizi görmüş olacaksınız. Geliyorum asıl kısımlara. Artık ünitelere yavaş yavaş girmiş oluyoruz. Burada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Hani bana şey diyorsunuz. Hocam geç kaldık. AYT kitabınız nerede? AYT'ye başlamak için geç mi kaldık? Hayır, geç kalmadık. Niye geç kalmadık? Şunu söyleyeyim sana ilk önce. Sen şu anda TYT de 20 netin altında bir net yapıyorsan genel anlamda TYT denemesi yaptığın zaman işte senin 10-15 günlük bir zamanın daha var AYT'ye başlamak için. O 15 gün içerisinde TYT'deki eksiklerini de kapatmanı istiyorum. Daha sonra AYT'ye başlamanı istiyorum. Ama sen TYT denemesi yaptığında 20 ila 60 net arasında bir şey yapıyorsan seninle birlikte 20 Kasım pazartesi günü AYT kampımıza başlayacağız. Buradan şunu anlıyorsun bu kamp yani 54 günde Bitireceğimiz bu kitabımızın kampına 20 Kasım Pazartesi günü başlamış olacağız. Bunun da duyurusunu bu şekilde yapmış olayım. Bununla birlikte aslında şunu da söylemeliyim: Biz 54 günde bitireceğiz ya. 20 Kasım Pazartesi günü de buna başladık ya. Şubatın biri gibi bu kampımız bitmiş olacak. Yani Şubat'tan sonraki kalan zamanda sen soru çözmeye, deneme çözmeye, tekrar yapmaya gayet yeterli bir zaman sınava kadar bulmuş olacaksın. Yani hiçbir şey için geç kalmadığımızı özellikle söylemek istiyorum. Tamam? Mı? Şimdi devam ediyorum kitabımın içeriğinden. Böyle çok görselli bir şekilde aklınızda daha iyi kalabilmesi için bu şekilde kitabımı bol görselli, sade ve anlaşılabilir bir dille hazırlamak istedim. Sen daha kolay bir şeyleri öğrenebil diye çok çalıştım. Çok emek verdim gerçekten. Bu e, aslında konu anlatımlı bir kitap ama sen ünitenin sonlarında öğrendiğin konuyu daha iyi pekiştirebil diye öğretici sorular ve ÖSYM sorar soruları ekledim. Öğretici sorular ve ÖSYM sorar soruları. Şimdi buradaki soruların çözümleri ya da bu kitabın tamamını ben bizzat kendim video anlatımımla destekleyeceğim ki senin aklını hiçbir şekilde soru işareti kalmasın AYT'de de full yapalım diye. Şimdi ÖSYM sorar sorusunun birinci sorusuna takıldın diyelim ki hemen ÖSYM sorar sorularının yanında bulunan kare kodu okutarak buradaki soruların tamamının video anlatımına ulaşmış olacaksın. Yine öğretici sorularda bir şey takıldıysa onun yanında bulunan kare kodu da okutarak onun sorularının cevaplarını video anlatımına anlatımına ulaşmış olacaksın. Peki hocam ben konu anlatımını dinlemek istiyorum. Hemen mesela geliyorum 6. günün sağ köşesinde kare kod var. O kare kodu okutarak da 6. günde ben hangi konuyu anlatıyorsam onun video anlatımına da ulaşmış olacaksın. Bunu da söylemiş olayım. Sonra hızlı bir şekilde sayfaları sana göstereyim ki böyle sadece belli yerlere özenme gibi bir durum olmadığını gör diye. Her yer benim için çok kıymetliydi. Böyle çok özenli bir şekilde hazırlamak istedim. Böyle sana bol görsellerle örneklerle, kapgeçlerle, biyoloji şifrelerle anlattım ki hep bir adım daha önde ol. Hep her şeyi bir şekilde çok daha kolay diye. Biyoloji şifreler, kendime notlar, kapgeçler çok çok ayırt edici bilgilerden oluşuyor. Onu da özellikle söylemek istiyorum. Hemen şöyle hızlı hızlı geçiyorum. Diğer sayfaları da görmeni istiyorum. Yani kitabı aldığın zaman şunu diyeceksin ki ya işte aradığım kaynak bu. Çünkü ben öğrenci olsaydım nasıl bir kaynaktan çalışmak isterdim diye bu kaynağı hazır hazırladım. Dört dörtlük bir kaynak oldu gerçekten. Yani çok emek verdim. Dediğim gibi iki senenin sonunda çıkarttığım bir kitap. Çok daha önceden çıkabilir miydi? Çıkabilirdi ama eksiksiz bir şekilde çıkmalıydı ki e, senin biyolojiyi öğrenme yolunda böyle takılmadan ilerleyebileceğin, aklında soru işareti kalmayacak bir kitap olmalıydı. İşte o kitap, bu kitap diyebilirim. Bir de TYT'de başıma gelen bir şey vardı. O zaman videoda anlatmıştım ama bunu AYT'de de yaşadığım için söylüyorum. Biz de insanız aklımıza bir şeyler takılabiliyor. Bir şeylere bakmamız gerekebiliyor. O konuyla ilgili mesela genden proteine ile ilgili benim aklıma bir şey takıldı. Hemen geliyorum açıyorum içindekiler kısmını genden proteine kısmına bakıyorum açıyorum. O kısımla ilgili takıldığım yer neresiyse böyle çok arayıp taramadan hemen buluyorum. İşte senin de bunu yapmanı, bunu yaşamanı istediğim için bu kaynağı hazırladım. Yani böyle bilgi 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 yoğunluğu yok. Sınava giderken sen sınava hazırlanırken sınav yolunda böyle fazla bilgi olmasın ama eksik bir şey de kalmasın diye bu kitabı hazırladım. Yani ne eksik ne fazla bu kitap sana yetecek kaynaktır diyebilirim. Sen başka hiçbir konu anlatımlı kaynağı ihtiyaç duyma. Böyle sözün özü bir şekilde anlaşılabilir bir dille biyolojiyi öğrenebil diye bu kitabı hazırladım ve çok çok faydalı olmasını diliyorum. Yani bu kitabın her sayfasına baktığım zaman şunu da söylüyorum yani bu kitap öyle böyle bir kitap değil arkadaşlar. Gerçekten yani buna emin olabilirsiniz. TYT'yi hazırlarken de aslında hemen şöyle onu da göstereyim. Çünkü ikisi de benim kıymetlilerim. TYT'yi hazırlarken de aynı özveriyle hazırlamıştım. AYT'de de yine aynısı oldu. Böyle biri sarı, biri yeşil. Bunlar benim göz bebeklerim. Bunları da bu şekilde böyle senin biyolojiyi öğrenme yolunda sana destek olacak, böyle ışık olacak kitaplar olacağını söyleyebilirim. Böyle evladiyelik kitap diyebilirim aslında. Yani böyle yani sizden sonra kardeşiniz falan varsa o falan da kullanabilir. Çünkü piyasada olmayan konu anlatımlı bir kitap diye Diyebilirim. Zaten içeriğini açtığın zaman da bunu net bir şekilde anlamış olacaksın. Bu kitaba ben çok emek verdim diyorum ama sen de bu kitabı hakkını vererek çalıştığın zaman AYT'de full yapacağına ben %100 inanıyorum. Ve bunun haberlerini alacağım günü de sabırsızlıkla bekliyorum diyeyim. O haberlerin de geleceği gün gerçekten çok... E Biliyorum ya olacak yani ve yaşadığım bir şey aslında bu ama bu kitaplarla birlikte çok daha fazla kişiden bunu duyacağıma eminim. Son olarak şunu söyleyebilirim ki özenle bin bir emekle hazırladığım kitaplarım benim için çok kıymetli. Şimdi bu kitaplarımı sana emanet ediyorum ve başarılar diliyorum. Kitaplarımın biyoloji öğrenme yolunda senin için dönüm noktası olmasını diliyorum. Başarılar diliyorum. Kendine çok iyi bak. Kamp'ta görüşürüz. 20 Kasım pazartesi günü kampa başlıyoruz. Hoşçakal. kal.